Merhaba, Business Channel Türk TV'de bir iş dünyası ve hukuk programında daha Ceren Tekin'le birliktesiniz. Bugünkü programımızın konusu ise sözleşmeler. Sözleşmeler tarafların anayasasıdır. Bu cümleye gerçekten katılıyorum. İki tarafın arasındaki hukuki, ticari, her türlü ilişkinin belirlenmesinin temel noktası olan sözleşmelerin tesisinde varılacak noktaya doğru bir yöntemle gidebilmek adına sözleşmenin en doğru şekilde tanzimi çok büyük önem taşıyor. Bu noktada taraflar genelde bir hukukçu yardımı almaktan çekinmek konusunda ısrarcı olsalar da sonrasında uğradıkları uyuşmazlıklar ya da karşılaştıkları haksızlıklar neticesinde en de sonunda konuyu bir hukukçu önüne getirmek zorunda kalabiliyorlar. Bunların önüne geçmek ve önleyici bir hukuk yaklaşımıyla her zaman sözleşmesel bir ilişkiye girmeden önce bir hukukçu yardımı alınmasını mutlaka öneriyoruz. Peki bir sözleşme tanzim sürecinde nelere dikkat etmek gerekir? Öncelikle sözleşmenin amacı sözleşmenin tarzını belirleyecektir. İki kişi arasındaki herhangi bir ticari ilişki konulu bir sözleşmeden söz edebiliyor olacağımız gibi, örneğin bir kamu idaresinin de girişebileceği sözleşmesel ilişkiler olabilir. Biz genelde gerçek kişi dediğimiz bağımsız bireyler arası ya da tacirler arası sözleşmelerden söz ediyor olacağız bugün. Ve bu noktada ilk dikkat edilmesi gereken ayrıntı tarafların ehliyetleri. Şöyle ki gerçekten üzerinde tasarruf edebileceğiniz bir konu hakkında mı sözleşme yapıyorsunuz? Yoksa bu konuyla ilgili işlem yapma yetkiniz aslında bulunmuyor mu? Bu noktada karşı tarafı doğru tetkik etmek, sözleşmenin geçerliliği ve hukuki işlemin ehliyeti bakımından çok önem taşıyor. Bunun dışında fiil ehliyeti dediğimiz bir ehliyete sahip olup olunmadığının tespiti de yine taraflar arasından tetkik edilmesi gereken bir konu. Sözleşmenin ne üzerine düzenlendiği ile ilgili açık ve kesin yahut belirlenebilir bir ifade yer alması zorunlu. Bir sözleşme bir konu hakkında tanzim edilir ve bu konunun ne olduğu o sözleşme içeriğinden çok net bir şekilde anlaşılabiliyor olmalıdır. Örneğin bir ticari mal alım satım sözleşmesinden söz ediyor olursak, bu sözleşmenin konusunun taraflar arasındaki belirli bir ürüne ilişkin alım-satım ilişkisini düzenleyen hak ve yükümlülükleri içerdiği belirtilebileceği gibi, bu ürünün birden fazla seçenekli olması ya da bir sözleşme ile çeşitli ürünlerin alım-satımının gündeme gelebilecek olması gibi hallerde pekala herhangi bir sipariş formuna atıf yapılarak belir taraflar arasında düzenlenecek sipariş formlarıyla tespit olunacak ürünün alım satımına ilişkin esasların düzenlendiği de belirtilebilir. Böylesi bir durumda bir sipariş formuna atıf yapılması halinde söz konusu formun bir örneğinin sözleşmenin ekine konulmasını mutlaka öneriyoruz ve böylece o formun içeriği de sözleşmenin bir parçası haline gelecektir. Sözleşmenin konusundan sonra üzerinde düşünülmesi gereken diğer bir nokta ise hak ve yükümlülüklerin açık ve kesin bir şekilde sözleşmeye yazılmış olması. Net ve anlaşılır ifadeler uzun cümlelerden kaçınılması ve e, pürüzsüz bir ifade biçiminin tercih edilmesi sözleşmelerin olası uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi için önem taşıyan ayrıntılar. Yine hak ve yükümlülüklerin herhangi bir tereddüte yer vermeyecek şekilde kaleme alınması ve örneğin değişen şartlara uyarlanacak esneklikte bir sözleşme hazırlanmak isteniliyorsa yine bu hususunda buna uyumlu şekilde kaleme alınması gerekiyor. Bu noktada belirtmek istediğim şöyle bir düzenleme var ki tarafların sözleşmede yer alan herhangi bir hükümün aksine hareket etmelerine ilişkin olarak ilave yazılı anlaşmalarda bulunmaları pekala mümkündür. Buna yönelik istisnaların Yine yalnızca taraflar arasında imzalanmış yazılı bir sözleşme ile geçerli olabileceğini çerçeve sözleşmenizde belirtmeniz yine sonraki hukuki ilişkilerin sağlığı açısından oldukça faydalı olacaktır. Bir sonraki unsur sözleşmeler bakımından o sözleşmenin kural ve uygun hareket etmeyen ve bu noktada da kusurlu olan taraf aleyhine öngörülecek cezai şartlar. Cezai şart, bir sözleşmenin yaptırım gücünü belirleyen hükümdür ve cezai şartların belirli bir tutarda doğrudan doğruya belirlenmesi mümkün olabileceği gibi örneğin sözleşmenin toplam bedelinin belirli bir oranı üzerinden de tespit edilebilir şekilde kaleme alınması yine mümkündür. Bu noktada unutulmaması gereken bir ayrıntı da sözleşmeler üzerinde yer alan rakamlar üzerinden damga vergisi gündeme geleceği hususu. Dolayısıyla genel genelde sözleşmelerde yüksek miktarlı cezai şartlar yerine belirlenebilir tutarların kaleme alındığını da belirtmek isterim. Bundan başka yine bir sözleşme için olmazsa olmaz o sözleşmenin ne kadar süreyle yürürlükte kalacağının tespit edilmesi ihtiyacı. Örneğin bir yıl, 6 ay, ya da sadece bir ay. Böyle bir durumda sözleşmenin olası bir durumda yenilenmek istenmesi haline ilişkin olarak da ilave hükümlerin konulması gerekli olabilir. Bir yıllık bir sözleşmenin yenilenmesi ihtiyacı durumunda tarafların ne kadar süre önce bir diğerine yenileme iradesini ulaştırması gerektiğini ifade etmek, sözleşmenin belirsiz bir vadeye uzaması önünde önemli bir engel oluşturacak ve tarafların hak ve yükümlülüklerini net bir şekilde tespit etmelerini sağlayacaktır. Benzer şekilde sözleşmelerin fesih şartlarının da sözleşme hükmüne girmesi oldukça önemli. Özellikle de süresiz sözleşmesel ilişkilerde bu sözleşmenin eninde sonunda bir taraftan biri bakımından fesih edilmesi istendiğinde hangi şartlarda bunun yapılabileceği yine belirlenir. Ve böylece taraflar sözleşmenin fesi hükümleriyle ilgili netlik içinde olurlar. Yine sözleşmelerin imza aşaması tamamlanması için önemli bir prosedür ve bu noktada da tarafların yetkili temsilcilerince, örneğin bir tüzel kişilikle yapılan bir sözleşmede tüzel kişiyi temsile yetkili olan kişi tarafından imzalandığından emin olunması yine sözleşmenin geçerliliğini sağlamak bakımından hayati bir konudur. Son olarak belirtmek isterim ki sözleşmelerde birden fazla ayrıntı olabilir ve bu ayrıntılara ilişkin ekler tayin edilmiş olabilir. Bir sözleşmenin ekleri o sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Ancak bunu sağlamanın koşulu bunun sözleşme içerisinde belirtilmesi ve eklerin de tıpkı sözleşme maddeleri gibi imza altına alınması gereğidir. Örneğin bir ticari kiralama sözleşmesi imzalıyorsunuz. Fakat bir ticaret hanenin tamamını değil, belirli bir bölümünü kiralamak istiyorsunuz. Daha sonradan bir belirsizliğe ya da bir uyuşmazlığa yol açmaması için böyle bir sözleşmenin ekine o ticarethanenin bir krokisini ve kiraladığınız alanı gösteren kısmı özellikle belirtecek şekilde koyarsanız çok daha sağlıklı ve belirli bir sözleşme elde etmiş olursunuz. Olası uyuşmazlıklarla hiç karşılaşmamanız dileğiyle bir Ceren Tekin ile İş Dünyası ve Hukuk Programı'nın daha sonuna geldik. Bugün sizlerle sözleşmeler üzerine görüştük. Daha sonra yeniden birlikte olalım. Hoşçakalın.